Türkiye'de bir DAEŞ saldırısı olabilecek anlayışıyla beraber Türkiye'ye bir psikolojik harp yürütülmektedir. Türkiye adım adım seçime giderken yine aynı senaryo oynanmaya başladı. Avrupa ve Amerika terör tehdidi bahanesiyle psikolojik harbin fitilini ateşledi. İstedikleri kişinin hapisten çıkaramayınca metnin altına imza atan büyükelçiler, Türkiye'ye bir hukuk operasyonu yapmaya çalışan büyükelçiler, şimdi malum büyükelçinin operasyonuyla Türkiye'ye bir güvenlik açığı, bir terör operasyonu gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Çok net ve açıktır her şey. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da Jandarma Genel Komutanlığı 2022 yılı değerlendirme toplantısında konuştu. Gündeminde bazı konsoloslukların terör bahanesiyle kapatılması kararı vardı. Soylu, Türkiye'nin turizm hedeflerini açıkladığı dönemde alınan kararın manidar olduğuna dikkati çekti. Türkiye'ye karşı psikolojik harp yürütüyorlar dedi, ekledi. 15 kişi gözaltına alındı. 5 kişi tutuklandı. O istihbarat elemanının kim olduğunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti net bir şekilde biliyor. Süleyman Soylu iddiaların kaynağını da işaret etti. ABD'ye net mesaj gönderdi. İstiklal Caddesi'nin saldırısının arkasında sizin koyun koyuna yattıklarınızın olduğunu bilmiyor muyuz? İstikrarlı bir Türkiye olmasında ne olursa olsun anlayışında güya dost ve müttefik olarak bildiklerimiz, bizde F-16 ve F-35 pazarlığı yapan, ya siz kimi kandırıyorsunuz? Siz kimle dalga geçiyorsunuz? İçişleri Bakanı Türkiye'ye çamur atmak isteyen ülkelerin sınır dışı edilen teröristler hakkında aldığı kararları da paylaştı. Terör bataklığındalar ifadesi dikkat çekti. DAEŞ'a karşı şu ana kadar 60 operasyon gerçekleştirdik. 2023 yılında 95 kişi gözaltına alındı. 2022 yılında ise 1042 operasyon gerçekleştik. 1981 kişi gözaltına alındı. 600'ün üzerindeki kişi de DAEŞ'le ilgili tutuklandı. Toplam 1126 DAEŞ'li Avrupa menşeli DAEŞ'li Avrupa'ya gönderildi. Peki siz bu DAEŞ'lere ne yaptınız? Toplam ülkeye giriş yasağı koyduğumuz Avrupa menşeli yabancı terörist savaşçı 10.355. Bu yabancı terörist savaşçılar sizin ülkenizde şu anda ne yapıyorlar? Ülkelerinizde ne yapıyorlar? Kendiniz terör bataklığına dönmüşsünüz.